أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد öncelikle şunu belirtmem gerekli ki bu video bazıları tarafından, bazı kimseler tarafından belki ağır bir eleştiri olarak algılanabilir. Ya da hakaret olarak algılanabilir. Ya da aşağılama olarak algılanabilir. Bu şahsen benim pek umurumda olan bir durum değil. Ben hakkı hak olarak, hakkı hakikati ortaya net olarak koymaya çalışacağım. Ve bu konu hakkında kınayıcının kınamasından da çekinmeyeceğiz. Şimdi öncelikle biz yıllardan beri insanlara, topluma, devlete, sisteme, rejime bir konu hakkında hakkı, bir konu hakkında hakikati, İslam'ın, Allah'ın, Resulünün ne dediğini söylerken zaten bu gelinecek noktaları, bu toplumun buraya gelebileceğini az çok bildirmiştik, haber vermiştik. Az çok gerçekten hani sosyolojiyi bilen, toplum bilimini bilen, ahlaki yapıların ortadan kalktığında nelerin olabileceğini bilen insanlar bu toplumun nereye gelebileceğini ve şu raddeden sonra, şu seviyeden sonra da nereye ulaşabileceğini az çok anlamıştır, anlıyordur. Eğer bir toplumda ahlak yok olursa o toplumun artık herhangi bir şekilde omurgası, herhangi bir şekilde karakteri, herhangi bir şekilde şerefi veyahut izzeti ortadan yavaş yavaş kalkar. Eğer bu unsurlar kalkar ise artık o toplum bir güven toplumu olmaz. O toplumda her türlü suç, her türlü fuhşiyat, her türlü kötülük, her türlü şer ne yapar? Alışa gelmiş bir hale gelir, normalleşir ve insanlar artık bu durumun içerisinden çıkamaz hale gelir. Ve artık insanlar böylesi bir toplumda aile yapılarını koruyamaz, aile üyelerini muhafaza edemez ve insanlar birbirleri hakkında artık iyi şeyler düşünemez. Her zaman da şunu söyleriz, deriz ki sistem kendisini her zaman temize çıkartır. Yani bir suçlu asla sistemle alakalı, sistemle ilişkilendirilmez. Yani sistem bunu yapmasaydı bu olmazdı dedirtmez. Sadece şu adam bunu yapmasaydı bu olmazdı dedirtir. Şimdi şu son zamanların suçlarıyla ilgili, onlarla ilgili bazı meseleleri ele almak istiyorum. Toplum kalitesi, seviyesi yani izzet ve şeref konusunda eksikliği olduğundan dolayı bugünkü sisteme düçar, bugünkü sisteme mecbur olduğunu düşünüyor. Yahut bugünkü sistemi sorgulayabilecek bir kapasitede bile değil. Yani normalde bugünkü sistem kendi sistemi istememe özgürlüğünü demokrasi adı altında veriyor. Yani diyor ki sizler tamam ben demokrat bir yapayım, ben laik bir yapayım, böyle bir ideolojiyim ama sizler beni protesto edebilirsiniz, sizler beni eleştirebilirsiniz. Çünkü ben demokrat bir devletim, demokrat bir sisteme sahibim. İnsanların özgürce bir şeyleri, fikirlerini beyan edebileceğini söylediği bir yapıyım diyor. Tabii sözle, teorik, def, pratikler her zaman birbirini tutmaz ki bugünkü sistemde, bugünkü devlet yapısında da bunu görüyoruz. Yani hiç değilse şunu anlamamız gerekli. Sistem sandığımız kadar güçlü bir sistem değil. Yani sistem kendisinin istenmediğini söyleme özgürlüğü bizlere sunuyor. Tamam. Şimdi bizler, örnek söylüyorum, bugün Türkiye toplumunu ele alalım. Yani önce bu suçlardan önce toplumda hatanın, toplumda yanlışın, toplumda göz yummanın olduğunu söyleyelim. Yani devlet kademelerini eleştirdik zaman zarfında. Bakanları eleştirdik, devlet yöneticilerini eleştirdik. Tamam, güzel. Ama asıl bunların da arkasındaki genel olarak tam manasıyla suçlu kim dersek kesinlikle ve kesinlikle sessiz kalan bu kitleler, doğruyu ve yanlışı ayırt edemeyen bu toplum ve sorgulayamayan, sorgulayabilecek bir kapasitesi olmayan bugünkü Türkiye milleti, Türk toplumudur. Şimdi bizler sağımıza bakıyoruz bir taciz, solumuza bakıyoruz bir gasp, önümüze bakıyoruz adam öldürme, terör eylemleri, arkamıza bakıyoruz falan kişi, filan kişi, filan komşusuyla ilişkiye girmiş, eşini aldatmış, işte çocuğuyla ilişkiye girmiş, işte falan yerde filan kişileri tehdit etmiş, filan kız çocuğuna taciz etmiş. Yani tam manasıyla toplum bir suç örgütü haline gelmiş. Yani tam anlamıyla toplumun içerisinde güvenlik kalmamış. Öyle ki polisler dahi öldürülür hale gelmiş. Polisler dahi bırakın toplumun güvenliğini, kendi güvenliğini koruyamayacak hale gelmiş durumda. Peki bu toplum eğer şunu yapmış olsa, yani dese ki ya arkadaş yıllarca az çok görülenler ortada, çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Okula giden çocuğumuz ahlaklı bir şekilde gidiyor. Ahlaksız, rezil kelimelerle, rezil cümlelerle, rezil fikirlerle geri geliyor. Yani bir iş yerine çocuğumuzu ahlaklı bir şekilde sokuyoruz. Çocuğumuz o ahlaklı gönderdiğimiz çocuğumuz o iş yerinde ahlaksız kelimeler, ahlaksız öğretiler, ahlaksız fikirler edinerek eve geliyor. Ya o çocuğumuz diyoruz ki evde çok bunalmıştır. Hani arkadaş toplumu olsun, arkadaş çevresi olsun diyoruz. Ya arkadaş çevresine gönderiyoruz. Ya arkadaş çevresinden yine aynı şekilde kötü alışkanlıklar edinmiş. En uç seviye uyuşturucu, eroin, met, bonzai gibi ürünlere başlamış. Sigara gibi ürünlere başlamış ki sigara bunun en hafifi. Bugün artık normal karşılanıyor. Hatta devlet eliyle satılan bir
maddedir. Yani baktığımız zaman bu toplumun içerisinde bir insan durup düşünüyor. Ya arkadaş, ben çocuğumu nasıl yetiştireceğim? Böyle bir toplumun içerisinde ben güvenli bir şekilde çocuğumu nasıl büyütebileceğimin bu sefer derdine düşüyor. Bu derde düşen bu insanın sistemsel olarak aslında sorunun olduğunu, bütün bu ortamları, bütün bu toplumların önünü, bu fuhşiyatını, yani bir kişiyi ele alalım. O kişi nasıl bu seviyeye geldiğini düşünürsek, bugünkü sistemin önünü açtığı meselelere bakalım. Yani bugün örnek söylüyorum. Televizyonlardaki diziler, filmler içeriğine baktığımız zaman normalde bir vaiz gibi, her gün bir diziniz var ise size durmadan bir şeyleri telkin eder. Yani izlediğiniz görseller sizin aslında vaizinizdir. Size vaaz eder. Şunu yap, bunu et, bunu yapabilirsin, şunu edemezsin gibi bir vaaz şeklinde o film sizi ne yapar? Eğitir, sizi öğütür, sizi yönlendirir. Bugünkü sistemin dizilerine, bugünkü sistemin önünü açtığı dizilere, filmlere bir bakın bakalım. Böylesi dizileri izleyen bir ailenin çocuğuna verebileceği bir şey olabilir mi? Böylesi dizileri izleyen bir çocuğun çevresine verebileceği güzel bir örnek olabilir mi? Veyahut ailesine göz aydınlığı, sevinç, huzur kaynağı olabilir mi? Güzel haberlerin kaynağı olabilir mi? Olamaz. Sen çocuğunu kumardan korumak istiyorsun ama devlet iddiayı serbest bırakmış değil mi? Kumarı serbest bırakmış. Yani iddia bayileri bugün her mahallede tek tük bir tane yahut iki tane vardır. Sen çocuğunu kumardan korumak istiyorsun. Devlet kumarı senin ayağının altına kadar getiriyor. Sen çocuğunu faizden korumak istiyorsun. Devlet peşi sıra bankalar açıyor. Açılmasına izin veriyor. Kendisi bunu Merkez Bankası'yla muhafaza ediyor, koruyor. Sen çocuğunu içkiden saklamak, içkiden sakındırmak istiyorsun ama devlet tekel bayilerini her türlü, her istedikleri yerde bayi açmak veyahut fabrika kurup bunu üretmenin iznini veriyor. Sen gidersin gazinoda suçlu yararsın. Adamlar içmiş de filan kişiyi vurmuşlar da öldürmüşler de. Ya arkadaş, bunun kaynağı nereden geliyor diye sorgulamazsın. Bugünkü toplum zaten bunu yapmadığından dolayı bugünkü sorunları yaşayabiliyor. Biliyoruz. Hepimiz tedirginiz. Hepimiz emniyet içerisinde değiliz. Ben size şunu söylüyorum. Bakın, bugünkü sistem toplumu da kaleye almaz. Bugünkü sistem de bugünkü toplumun ramınadır. Yani namına değildir. Toplumun ne istediği de umurunda değildir aslında. Yani bırakın İslami bir sistemi. Yahu toplum yıllardır idam, idam, idam diye bağırıyor. İdam istiyor ya, sadece bir idam istiyor devletten. İdam gibi bir meseleyi bile devlet tutup da toplumumuz bunu istiyor, talep ediyor. Ya bir dikkate alalım demiyor. O zaman sizin vekilleriniz boş. O zaman seçip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğiniz vekiller teneke. Onların sizi temsil ettiğini halen düşünüyor iseniz zaten bulunduğunuz o kapasite, bulunduğunuz zeka seviyesi artık ortadadır. Sizler eğer halen bütün bunları sorgulayamıyor iseniz, yani halen suçluyu gazinoda arıyor iseniz, halen suçluyu tekel bayisinde arıyor iseniz, halen suçluyu içki fabrikasında arıyor iseniz, içkiyi üretenlerde arıyor iseniz, sizler halen gerçeği isabet etmemiş, halen sizi bir başkasının oyaladığını anlayamamış insanlarsınız. Sizi şu an oyalıyor sistem. Bu kadar net. İslami bir şuura sahip olduktan sonra böyle meselelere bakış açısı insanın gerçekten değişiyor. Yani İslam insanın gerçekten zihin dünyasını, kalp dünyasını, düşünce dünyasını tamamen genişletiyor. Öyle dar bir pencereden, fanatik bir pencereden, kısır bir pencereden baktırmıyor. Daha da geniş bir pencereden baktırıyor. Ve bundan dolayı da bugünkü toplumun geldiği durum, diyoruz ki yıllardan beri tevhid davetçileri, muvahhidler, Müslümanlar sizlere bunu söylüyor. Yani daha bugünler iyi günleriniz. Hatta daha ben bu videoyu yapmadan önce daha farklı bir haberler duydum. Yani bunların sonu gelmeyecektir. Çünkü sistem bir bataklıktır ve bu bataklık bu sinekleri üretiyor. Bu bataklık bu pislikleri üretiyor. Bu bataklık ortadan kalkmadığı sürece, bu bataklığı biz istemiyoruz kardeşim. Benim çoluğum çocuğum sizin yüzünüzden bu hale geldi. Sizin tercih ettiğiniz sisteminizden dolayı bu hale geldi. İstemiyoruz kardeşim diyene kadar devam edecek. Sizler bugün izlediğiniz haberin yarın başınıza gelmesini bekleyeceksiniz. Bugün izledikleriniz işte Narin'le alakalı olayları izleyip insanlara farklı farklı şeyler söylüyoruz. Ya arkadaşım, bu yapılır mı? Bu edilir mi? Ulan bu insanlığa sığar mı? Bunu yapmak için hayvan olmak lazım diye sözler sarf ediyoruz. Yani o insanlar bir gün Narin'i öldüreceğiz diye mi yaşıyorlardı? Bir gün bir odada işte çekeceğiz, çocuğu boğacağız, işte insanlara duyurmayacağız, şöyle haber olacağız, böyle haber olacağız. Bunları mı düşünüyorlardı? Sizler başınıza gelen olaylarda bunlara mı düşünüyorsunuz? Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz.
Sistemin işi ortadadır. Sistemin yaptıkları ortadadır. Bu sistemin önünüze koyduğu yemek bellidir. Onu yiyen insanlar, onu yemeye devam eden insanlar da o yedikleri yemeğe göre hareket edeceklerdir. Ya o yemek hayırlıysa size şifa, hayırlı değilse zehir olacaktır. Bunu halen anlamıyorsunuz. Bakın, İslami bir sistem demiyorum. Bizim tabii ki biz şeriatçıyız. Biz Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bizim için en doğru yoldur. İnsanlık için en doğru yoldur. O sistem olduğu sürece fazla değil. Bir yıl içerisinde tüm bu pisliğin neredeyse %70'i, %80'i ortadan kalkar. Diğer %20'si de ilerleyen zamanlarda Allah'ın izniyle yok olacaktır. Ha, topyekun tamamen %0 bir suç oranı demiyoruz. Olacaktır. Onu da Allah subhanahu ve teala'nın dini, şeriatı en güzel şekilde ortadan kaldıracaktır ve kalpler bundan mutmain olacaktır. Hani sizler diyorsunuz ya idam, idam. Niye şeriat, şeriat demiyorsunuz? Niye idam, idam diyorsunuz? Bir yaranın belli bir kısmına krem sürseniz, belli bir kısmına ilaç uygulasanız, solüsyon uygulasanız, bir hastalığın tedavisi 30 güne bölünmüş ise siz bir gün o tedaviyi uygulasanız o hastalık ortadan kalkar mı? Ortadan kalkmaz. O halde niye bu hastalığı topyekün ya kökünden kurutabilecek bir sistem var ise, bir çare var ise biz niçin onu istemiyoruz? Kuru kuru bizi de zaten kale almayan, tınlamayan, adam yerine koymayan bir sisteme idam, idam, idam naraları atıp istemeyeceğiz. Bunu biz alacağız. Diyeceğiz ki aile bizim, çocuk bizim, bu topraklar bizim, bu memleket bizim. Siz bizlere yıllardır sisteminizle beraber zulmediyorsunuz. Yıllardır bu sisteminizle beraber insanlara inim inim inletiyorsunuz. Falan falan haberler de sizinle kaynaklı, filan filan cinayetler de sizinle kaynaklı, filan filan tacizler de, tecavüzler de sizinle kaynaklı diyeceğiz. Bizim başımızdaki sistem bize ait, bizi temsil eden, bize emniyet sunan, güvenlik sunan bir sistem değil. Bunu öncelikle bilmemiz gerekli. Toplumsal olarak buna inanmamız gerekli. Öncelikle tespitini, tanısını doğru koyar isek hastalığı Allah'ın izniyle kökünden kuruturuz, kaldırırız. Yıllarca tabii ki bu sistem kendisine de tehdit olan İslami sistemi farklı yollarla eleştirmiştir. Farklı yollarla köreltmiştir. Laik okullarda farkında olmadan bizlere bunu enjekte etmiştir. Materyalist bir düşünceyi vererek illa İslam kötüdür demesine gerek yoktur. İslam'ın kötüdür dediği ne kadar şey var ise size öğretildikten sonra sizler zaten İslam'ın doğru bir şey olmadığını düşünmeye başlarsınız. Bu bir eğitim şeklidir. Yani sizler bugünkü sistemin öyle hadi böyle bir sistem, böyle bir okul kuralım, böyle bir müfredatımız olsun, içerikleri olsun, insanlara böyle eğitelim diye böyle 2-3 tane insan toplanıp da kurduğu bir sistem mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani hiç mi düşünmediler? Şunu yaparsak şu olur, bunu yaparsak bu olur diye. Hiç mi üzerinde kalp yormadılar? Hiç mi üzerinde akıl yormadılar? Ben şimdi yolda yürürken bakıyorum ki böyle insanlar çocuklarını öyle tertemiz, o mis gibi çocuklarını ellerinden tutarak kendi elleriyle bugünkü sistemin o kendisine kul, kendisine köle yaptırmak için açtığı, layık bir bireyi yetiştirmek için açtığı okullara kendi çocuklarını götürüyorlar. Layıklık sistemi hak olan bir sistem midir? Layıklık sistemi Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında olan bir sistem midir? Layıklık sistemi Allah subhanahu ve teala'nın ben razı oldum senden dediği bir sistem midir? Layıklık sistemi İslam mıdır? Bunu bir anlamamız lazım. Eğer İslam değilse İslam'ın dışarısında, Allah subhanahu ve teala'nın dininin dışarısında hangi sistem olursa olsun şeytani bir sistemdir. Yani siz çocuklarınıza gidip şeytanı eğer teslim ediyor iseniz elbette o çocukların ileride oluşturabileceği bir toplumdan hayır beklenmez. Böyle bir şey beklenti içerisinde olmanız sizin maalesef ahmaklığınız olur, aptallığınız olur, cahilliğiniz olur. Kendi inandığınızı iddia ettiğiniz dinin cahilleri olmuş olursunuz. Ben şöyle bir yazı okudum. Diyor ki adam, köpeklerin sisteminde aslanların olduğunu düşün. Köpeklerin sistemine göre muhakeme ediliyor. Köpeklerin sistemine göre okutuluyor. Köpeklerin sistemine göre eğitiliyor. Köpeklere göre çıkartılan kanunlara göre aslanlar yönetiliyor. Şimdi Allah rızası için aslan diye bir şey ortada kalır mı? Aslanlar tutmuşlar ellerinden çocuklarını, sistemin içerisine çocuklarını götürüyor. Ona artık aslan diyebilir misiniz? Aslanlığın vasfı kendi zatındadır. Aslanlar ancak aslanlara kanun çıkartır. Aslanlar ancak aslanlara eğitebilir. Ama köpeklerin sisteminde eğer aslanlar yaşatılıyor ise, köpeklerin sisteminde çıkartılan kanunlara zorunlu bir şekilde aslanları tabi tutuyor iseler, artık ortada aslan diye bir şey yoktur. Herkes köpektir. Kim o sisteme bağlı ise, kim o sistemin peşinden gidiyor ise, hepsi nedir? O sistemin mensubudur. Şimdi bir de şöyle düşünün, yılanların sisteminde köpekler ne hale gelir? Mesele bundan ibarettir. Yani bugün evlerimize bakın. Bir babanın kişiliği neyse, karakteri neyse, evin yapısı ona göre değişir.
Eğer bir baba sert bir adamsa, eğer yumruğunu masaya vurduğu zaman dediğini yaptıran bir kişi ise o evde tedirginlik vardır. O evde ona karşı bir korku vardır. Ona karşı yeri gelir saygı vardır. Ona karşı şunu yaparsak şu olur, bunu yaparsak bu olur diyenler vardır. Eğer bir evde eğitmeci, itidalli, hikmetli bir kişi var ise ona göre yetişen, ona göre gelişen bir aile yapısı vardır. Eğer bir evde kılıbık, daha eşine söz geçiremiyor ise, daha çocuklarına söz geçiremiyor ise, korkağın teki var ise o ev ailesi de ona göre gelişir. Şimdi affedersiniz, bir evde eğer baba kadın satana ne derler bilirsiniz. Eğer o ise, eğer bir evde baba hırsız ise, eğer bir evde baba tefeci ise, eğer bir evde bir baba alkolik ise, içkici ise o evde ona göre şekillenir. İstisnalar kaydayı bozmaz. Şimdi bugün şunu diyebilirsiniz. Ya o kadar alkolik bir ailenin içerisinde çok da itidalli, çok da güzel bir insan çıkabilir. Bunlar istisnadır. Tıpkı bugünkü rezil sistemin içerisinde belli başlı muvahhidlerin, Müslümanların bu sistemin pisliğinden uzak durduğu gibi. Aynen öyle de o pisliğin içerisinde uzak durmak isteyenler elbette olacaktır. Yani biz Firavun'un sarayında bahsederken Asiye annemizden de bahsediyoruz. Ama Firavun'un sarayının geneline baktığımız zaman Firavun sisteminin oraya hakim olduğunu görüyoruz. Biz Firavun sisteminden bahsederken Musa aleyhisselamın Firavun'a verdiği mücadelede bahsediyoruz. Ama Firavun sisteminin onlara yaşattığı aşağılık kompleksinden kurtulamayan İsrailoğullarının da psikolojisine baktığımız zaman bugünkü psikoloji aklımıza geliyor. Bugünkü toplumun bulunduğu durum, bugünkü toplumun şereften ve izzetten ne kadar uzak olduğu durum aklımıza geliyor. Bizim bu konu hakkında artık kendimizi bir çeki düzen verip yahu arkadaş nereye gidiyoruz? Tamam, toplumun genel yapısı böyle de olabilir ama ben kendimi de bir yerde kurtarmam lazım. Şeref bana lazım, izzet bana lazım. Toplum şerefsiz ise, toplum izzetsiz ise, toplum namussuz ise, toplum tefeci dolmuş, işkici dolmuş, gaspçı dolmuş, adisi dolmuş, ucubesi dolmuş ise ben de onlardan olmak zorunda mıyım diye bir düşünmemiz lazım. İş yerlerine giden insanların ahlaksız olmak zorunda değil. İş yerlerine gidip de ya falan kişiler filan kişiler böyle ne yapalım biz de böyle olmamız lazım. Falan kişilerin ağzı pislikle dolu. Filan kişilerin ağzından kadın kız eksik olmuyor. Filan kişilerin yalanı, filan kişilerin gıybeti eksik olmuyor. Ne yapalım biz de ekmek parası deyip orada çalışmak zorunda değilsin. Vereceksin istifanı, şerefinle, izzetinle yaşamaya devam edeceksin. Aksi halde şerefini de İzzetini de bir kenara koymuş, şerefsiz, izzetsiz bir şekilde refah içerisinde, zenginlik içerisinde, rahatlık içerisinde yaşayabilirsin. Eğer derdin bu ise, eğer kendine bunu yedirebiliyor isen ve hangi sisteme ne yetiştiriyor iseniz, ne hangi sisteme hizmet ediyor iseniz siz osunuz. Hangi sistemin çarklarını çeviriyor iseniz siz osunuz. Artık sizin adınız değişmiştir, kimliğiniz değişmiştir. Narinle alakalı meselelere geçelim. Son zamanlarda 3-4 tane olayı ele alacağız. Onların üzerine inşallah değerlendirmelerde bulunacağız. Diyoruz ki kardeşim bakın, İslami bir sistem olmuş olsaydı bir defa Nari'nin katledilmesini konuşmayacaktık. Şu beğenmediğimiz Suudi Arabistan'da Allah rızası için şöyle Türkiye'de gördüğümüz, Türkiye'de yaşadığımız, Türkiye'de öğrendiğimiz, bildiğimiz meseleleri hiç Allah rızası için görebiliyor muyuz? Duyabiliyor muyuz? Lan bırakın Türkiye'yi. Lan komünist dediğiniz Kuzey Kore'de. Bak komünist dediğimiz Kuzey Kore'de. Böyle şeyleri görebiliyor muyuz? Demek ki bu bazı kanunların olmayışından, bazı yasaların tatbik edilmeyişinden ileri geliyor. Bugünkü gördüğümüz suçlar, bugünkü gördüğümüz yanlışlar, hatalar. İslam insan toplumunu şekillendirirken ceza hukukunu da ortaya koyuyor. O yüzden İslam toplumunda konulan hudutlar, konulan cezalar insanlar tarafından ilk başta mesela öğrenildiği zaman el kesmek. Bir insanın elini keseceksin ve o şekilde dolaşacak diye düşünmeye başlıyor. Bir insanı öldüreceksin, asacaksın, idam edeceksin. Bunlar gerçekten insan bugünkü zamanımızda, şu son zamanımızda 21. yüzyılda olabilecek şeyler değil diye düşünmeye başlıyor. Peki bugün haberlerde izlediğimiz şeylere baktığımızda ne görüyoruz? Şu bahsettiğimiz el kesmek mi? Şu bahsettiğimiz kısas mı daha insana sevimli? Yoksa şu bahsettiğimiz şeyler mi? Yani şöyle söyleyelim. Bu bahsettiğimiz şeyler olmuş olsa şu bahsettiğimiz şeyler olacak mı? Bugünkü sistemin ürettiği bu pislik haberler olacak mı? Ya da şöyle söyleyelim. İslami eğitim sistemi olmuş olsaydı Narin öldürülmüş olacak mıydı? Bakın ecel başka bir şeydir. Allah Teala onun ecelini, onun öldürülme şeklini farklı bir şekilde yapabilir. O zaman geldiği zaman Narin zaten ölecekti. Ama öldürülme şeklinden bahsediyoruz. Diyoruz ki İslami bir sistem olmuş olsaydı bu öldüren amca ya da yardım eden falan kişiler filan kişiler. Bunlar İslami bir eğitimin içerisinden geçmiş olacaklardı. Yani bunlar bilinçli bir varlık olmuş olacaklardı. Neyi ne için yaptıklarını, dünyada ne için bulunduklarını, insanlara ne yaparlarsa ne olacaklarıyla alakalı bir bilgi içerisinde olup bir ferasetle, bir basiretle meselelere bakacaklardı. Yani Narin'le alakalı olan bir mesele bu eğitim şekliyle, İslami bir eğitim şekliyle mümkün değildi. Narin'in öldürülmesi gerçek manada mümkün gözükmüyor. Ama bugünkü sisteme baktığımız zaman dediğimiz gibi o kadar şeyin önünü açmış ki özgürlük adı altında.
zamanda. Ama bugün Müslümanların, bugün şeriatçilerin, bugün Allah subhanahu wa ta'ala dediği olması lazım. Siz kimsiniz, siz haddinizi bilmeniz gerekli diyen insanlar ise hapishanelerde yıllarca farklı farklı yaftalarla, farklı farklı iftiralarla tutuklu yargılanmaya devam ediliyor. Ailelerinden uzaklaştırılmış, çocuklarından uzaklaştırılmış, birçok yaşamla alakalı, özgürlükle alakalı hakları ellerinden alınmış bir şekilde içeride tutuluyor. Yani dışarıda ne kadar pislik var ise serbest, yani bugün Şeyda Yılmaz'ı öldüren kişiyi toplumun içerisine salan yine sistemdir. Sistemin açığıdır. Sistemin saçma sapan kanunlarıdır. Sistemin topluma hükmetmeyen, toplumun üzerinde bir etkisi olmayan gereksiz kanunlarıdır veyahut bu kanunları uygulayan saçma sapan içtihad eden savcılarıdır, hakimleridir. Başka kimse değil. Şeyda Yılmaz'ı öldüren kişiyi alıyorlar, çöp poşetine koyuyorlar, hayvan taşıma aracına bindiriyorlar, insanların içerisine teşhir ediyorlar. Ya arkadaş, İslam devleti böyle bir uygulama, böyle bir adam öldürmeye böyle bir şey yapacaksınız demiş olsa bugünkü 21. yüzyılda ya bu yapılır mı, böyle bir kanun uygulanılır mı diyeceklerdir. Ama iş başa geldiği zaman, yani bir olay olduğu zaman toplumun tam manasıyla kalbinden, sinirlerinden olay yakaladığında o yapılan uygulamalar insanın gönlünü ne yapmaya başlıyor? Ferahlatmaya başlıyor. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ya, Allah yarattığını bilmez mi? Yani İslam sistem bizlerin tatmin olmasını sağlıyor. Şimdi Allah subhanahu ve teala kısasta hayat vardır derken, Allah subhanahu ve teala bir hırsızın, bir yolsuzun, devleti soyanın, falan falan bankaları hortumlayanın, falan falan kişilerin, toplumların malını gasp edenlerin elinin kesilmesine bahsettiği zaman 21. yüzyılda bu olmaz diyoruz. Şimdi Şeyda Yılmaz'ı 29 suç kaydından serbest kalıp sonra da öldüren insanı ele alalım. Ben şimdi diyorum ki gerçek manada İslami bir sistem olmuş olsaydı emin olun Şeyda Yılmaz o şekilde ölmüş olmazdı. Evet, ecel gelmiş, o vakitte ölecektir ama o şekilde ölmüş olmayacak. Şeyda Yılmaz'ı öldüren bu adamı ele alalım. Bu adamın eğitim şeklini bir ele alalım. Eğitilme şeklini bir ele alalım. Aile yapısını ele alalım. Şimdi bizler aileye burada nasihat ederken aslında bu nasihat ettiğimiz aileyi de yetiştiren bu sistem. Yani 100 yıllık bir serüveni, 100 yıllık bir iğrençliği, 100 yıllık bir bataklığı eğer konuşuyor isek 100 yıllığın içerisinde bizim ailelerimizi de ele almak durumundayız. Çünkü bizim ailelerimizi de ayartan, ayarlayan, kuran aynı sistem. Bu sistem bizim ailelerimizi eğitip, bizim ailelerimizi yetiştirip ve bizi de yetiştirmesine izin verdiklerinde zaten ortaya çıkması gereken toplum yine aynı toplum. Yine bu toplum olacaktır. Çünkü ailelerimiz sistemin silindir gibi geçmesiyle, sistemin ezmesiyle, sistemin baskısıyla eğitilmiş ve kendi ideolojisini enjekte etmiş, kendi doğrularını doğru, yanlışlarını yanlış, bunun dışarısındaki bütün eylemleri kendisine muhalif bir suç olarak görmüş, kendi ailelerimizi korkutmuş, baskılamış, kendinden yapmış, kendi benliklerini yok etmiş. Böyle insanlar affedersiniz ama nedir? Böyle insanlar bir insanı eğitebilecek mi? Böyle insanlar kendilerini eğitememiş, kendilerini eğitmelerine izin verilmemişken başkalarını nasıl eğitmelerini düşünebiliriz? O kadar güç, o kadar zor bir toplum haline gelmişiz ki bundan dolayı. O yüzden doğruları ve yanlışları arayıp bulmak, gerçek manada bir insanın hayatını değiştirebilecek, gerçek manada bir adamın 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında kendi hayatını değiştirebilmesi o kadar zor bir hale gelmiş. Ama bu bizim için bir mazeret değil. Allah subhanahu ve teala kitabında nefse şerri de ona karşı koyabilecek takvayı da verdiğinden bahsediyor Şems suresinde. Ve Allah subhanahu ve teala başka bir ayetinde biz insanlara kendi nefislerinde, iç dünyalarında ve ufukta, yani dış dünyada ayetlerimizi göstereceğiz. Bu ayetler hem Kur'an'daki ayetler olabilir hem de dışarıdaki, çevremizdeki, sağımızdaki, solumuzdaki gökyüzüdür, güneştir, aydır, kendi yapımızdır, yaratılışımızdır. Yani bilimsel diyebileceğimiz bilgiler, gözümüzle gördüğümüz, etkilenebileceğimiz, anlaması zor olan bir ilahlığa matuf konuşabileceğimiz şeyler. Bizler Allah subhanahu wa ta'nın yeryüzüne kendisine ibadet için yaratılan kullar olduğumuzdan dolayı Allah'a her zaman ama her zaman şirk koşmadan iman edebilme kapasitemiz var. Bunu farklı farklı meselelerle zorlaştığını söylememiz, bu bizim sadece mücadelemizin daha da fazla olması gerekli olduğunu düşünmemize sebebiyet vermesi gereklidir. Pes etmemize sebebiyet vermemesi gereklidir. Mücadele edip canımızı ancak Allah'ın dediği gibi ve Allah'tan gereğince korkup ve canımızı ancak Müslüman olarak vermemizdir. Bu Allah subhanahu ve teala'nın bizden istediğidir. Dedik ki Şeyda Yılmaz'ı öldüren kişi aslında Şeyda Yılmaz'ı o şekilde öldürmeyecek. Hatta o kişi bile suçlu olmayacaktır. Eğer İslami bir sistem olmuş olsaydı. İslami bir sistem olmuş olsaydı o kişinin eğitim şekli bugünkü sistemin eğitim kurumlarında, bugünkü sistemin öğretim kurumlarında, bugünkü sistemin önünü açtığı bin bir türlü pis
pislikle tanışmayacak. Bin bir türlü sorunla tanışmayacak. Uyuşturucusudur, şusudur, busudur bunlarla tanışmayacak. Bunlarla tanışmayan bir toplumun oluştuğunu bir de düşünün. Özetle kendisinin suç öğrenebileceği bir toplumla tanışmayacaktır. Ve yine söylüyoruz. Sistem şunu yapar. İlla İslam'ı kötülemez. İslam'ın dışarısında başka şeyleri öğretir. Size en güzel zamanınızı sizden alır. En güzel çağınızı boş, gereksiz şeyleri size öğretir. Ama İslam'ı öğretmez ve yaratılış amacınızı öğretmez. Ve sizler zaten bu boşluğun içerisinde ister istemez yanlış veyahut batıl şeyleri edinirsiniz. 29 tane suç kaydının olduğunu söyleniyor. Ya bu insan ilk mesela suçu hırsızlık olduğunu düşünelim. Ki Allah-u Alem ilk suçu hırsızlıkmış. Şimdi biz size İslami sistemde bu adamın ilk suçunun hırsızlık olduktan sonraki durumunu bir ele alalım. İslami sistemde bu adam eğitilmiş, bu adam öğretilmiş, bu adam bir konu hakkında nasihat edilmiş, bu adam İslami konularda kendisini yaratan ilahı konusunda, Rabbi konusunda kendisinden ne istenildiğini, dünyadaki amacı her türlü Allah'ın izniyle eğitilmiş bir insan olduğu halde gidip de nisap miktarının üzerinde bir hırsızlık yaptığını düşün. Ve bu hırsızlık yaptıktan sonra İslam'ın ona vereceği hükmü el kesilmesidir. Eli kesildikten sonra Allah rızası için bu insan kaç daha suç yapacak? Böyle bir meseleyi, böyle bir toplumda, böyle bir olayla karşılaştığında ikinci suça ne kadar yeltenebilecek? Veyahut ikinci suça bunun yeltenmesi konusunda bu insan el kesildikten sonra öyle ne halin varsa gör, ne yaparsınsa yap diye bırakılmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde bizim üzerimize bir had cezası uygulandığı zaman ahiret günü biz ondan o cezadan, o yapılan günahtan beraat ettiğimizi belirtir. O yüzden bu insana yine gidilir nasihat edilir. İnsan izzetli olursa, insan şerefli olursa yaptığı hatanın hata olduğunu bildikten sonra bile diyor ki ne gerekiyorsa yapın ama beni bu hatadan, beni bu yanlıştan kurtarın. Çünkü adam şerefli, çünkü adam izzetli. Bir hata yapmış, yanlış yapmış, o hatasının şerefine ve izzetine leke olmamasını istiyor. Bugünkü toplumda öyle mi? Kim kimi nasıl dolandırır? Kim kimi nasıl yalan söyler? Kim kimin gıybetini nasıl yapar? Kim kimin dedikodusunu nerede yapar? Kim kimin ayağını nerede kaydırır? Toplum böyle. Bugün şeyde Yılmaz'la alakalı mesele olduktan sonra hangi polisin annesi kendi çocuklarını aramayıp da ya oğlum aman dikkat et, oğlum aman şöyleleri var, oğlum aman böyleleri var demedi. Ya anne, bu sistemi koruyan polisler, bu sistemi koruyan askerler, bu sistemi ayakta tutan bu toplum. Hep beraber düşünmemiz lazım. Bakın hakiminden, polisinden, savcısına hep beraber düşünmemiz gerekli. Bu sistem hepimize zarar veriyor. Kimimizin imanını, kimimizin itikadına zarar veriyor. Kimimizin hem imanını hem dünyasına, hem malına, hem mülküne zarar veriyor. Hem canına zarar veriyor. Hepimize zarar veriyor. Bak bizler vatan haini falan değiliz. Vatan bizim zaten. Vatan haini var ise bu sistemdir. Vatan haini varsa bu sistemi destekleyenlerdir. Vatan haini var ise bu vatana bizleri varis kılan, bu vatanı yaratan Allah'a hainlik edenlerdir. Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarını kabul etmeyenlerdir. Bunlardır vatan haini. Bizlere laf kalabalığı, laf ebeli yapmayın. Bizler neyin ne olduğunu biliyoruz. Bizlere bayraktır, millettir. Yahu bizler zaten bunları biliyoruz. Allah'ın diniyle tanımlamışız. Sizlerin saçma sapan atalarınız ürettiği, kendinize has olmayan, atalarınıza has olan meseleleri, atalarınızın da nereden bulduğu belli olmayan, o kaynakları olmayan o fikirleri kabul etmek zorunda değiliz. Ha, sizler Müslüman olduğunuz halde onlara sahip iseniz diyoruz ki sizler münafıklarsınız, sizler ikiyüzlülersiniz, sizler cahillersiniz, sizler ne dediğinizi bilmeyen salaklarsınız deriz. Ama eğer Müslüman değiliz diyorsanız, ben laik bir bireyim diyorsanız İslam'ı sahiplenmeyin. Laikliği sahiplenin. Biz o konu hakkında deriz ki lekum dinukum veliyedin. Sizler eğer demokratsanız deriz ki lekum dinukum veliyedin. Sizler eğer komünistseniz, sosyalistseniz İslam'ı sahiplenmeyin. İslam, İslam'dır. İslam kendisidir. İslam başka değildir. İslam birilerinin yorumlaması, birilerinin farklı farklı tariflerle, farklı farklı tahriflerle ortaya koyduğu şey değildir. İslam Kur'an'dır. İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik ettiği, onu hayata geçirdiği, hayata geçirirken de bizlere öğrettikleri, sahabesine öğrettiği ve sahabesinin de nesiller boyu bizlere ulaştırdığı sünnetidir. Bugünkü sistem yine İslam'ın meyvesini yiyor. Sizler diyorsunuz ki Şeyda Yılmaz şehittir. Yahu laiklik ne zamandan beri bir kişiye şehit mertebesi verebiliyor? Ne zamandan beri bir askerine, bir polisine sen şehitsin diyebiliyor? Ulan şehit olarak ismini bir koyun bakalım. İslam şehidi mi? Ulan İslam şehidi deseniz laik devlet. Bütün dinlere eşit mesafededir. Ulan bu adam ya Hristiyansa, bu adam ya Yahudi ise, lan bu adam ölen adam ya ateistse ya deistse, lan buna ne diyeceksiniz? Şehit diyeceksiniz öyle mi? Ne şehidi sorduk? Ne şehidi? İslam şehidi. Ulan adam komünist, ulan adam sosyalist, ulan adam başörtüye saydırmış, ulan adam Kur'an'a saydırmış, ulan adam ateistmiş, ulan illa polislerin hepsi Müslüman mı zannediyorsunuz? Ulan
bütün polislerin hepsi kendisine Müslümanım mı diyor. Yani sizler bu konu hakkında çıkmazdasınız. Bakın toplumsal olarak bunun üzerine bile gidilmesi gereklidir. Sizler şehit derken ne demek istiyorsunuz? Ya bu İslam şehididir. Ulan sen İslami sistem değilsin. Ulan sen İslami sistem değilsin. Sen Allah subhanahu ve teala'nın sistemi misin ki Allah subhanahu ve teala'nın dininde belirlenmiş bir kavramı kullanıyorsun. Allah subhanahu ve teala'nın onlar ölüler değildir dediği meseleyi sen alıp kullanıyorsun. Ulan o ki o kadar değerli. O ki o kadar bu şehitlik kavramı senin için önemli. Ulan Allah'ın kitabını da alsanıza. Allah'ın kitabındaki bütün hükümleri de alıp da yürürlüğe koysanıza. İslam'ın işte böyle bir gücü var. Demek ki bugünkü toplum birisini şehitlediği zaman duruyor. Niye? Mustafa Kemal'iniz için mi duruyor? Sizin sisteminiz laiklik sistemi için, demokrasi sisteminiz için mi duruyor? Sizin öğretileriniz, sizin laik kurumlarınız için mi? Laik yöneticileriniz için mi duruyor? Hayır. Allah subhanahu ve teala'nın katında şehitlik mertebelerini ondan bundan duymuş, ondan bundan öğrenmişler diye duruyorlar. İşte İslam'ın gücü bu. Sizler İslam'ın sadece bir meselesini kullandığınızda bile toplumda nasıl bir temkin, nasıl bir güvenlik, nasıl bir sakinlik oluştuğunu görüyorsunuz. Adam diyor ki ya çocuğum şehit oldu. Niye bağırayım? Niye çağırayım? Ne mutlu ona diyor. Ulan sizler bu adama 100 yıl boyunca bile eğitim verseniz bu adamın ailesinden bir kişinin öldüğünde böyle sakin olabileceğini sağlayamazsınız. Sizin eğitim kurumlarınızın hepsi çöp. Sizin eğitim kurumlarınız bugünkü insanlara işte böyle bir şey vaat edemiyor. Ama İslam sadece bir kavram ya. Bir kavramda bütün memleketi ne yapıyor? Dize getiriyor, dize. Diyor ki Şeyda Yılmaz şehit oldu. Mesele bu kadar basit. Mesele tam manasıyla bu kadar basitken sizler yine inat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki yok tamam öyle olabilir de işte atamız var. Hani Mustafa Kemal var. Böyle bir sistemi getirmiş. Ayıp olur şimdi ona. Onun hani kemiklerini sızlatmayalım kabrinde. Rahat uyusun. Rahat uyusun. Allah subhanahu ve teala o rahat uyusun dediğiniz o adam var ya. O adamla beraber sizleri dirilttiği zaman kimin rahat uyuduğunu, kimin rahat uyumadığını o zaman daha net bir şekilde göreceksiniz. Bakın bizler şunu istiyoruz. Hiç kimseyi zorlayamazsınız. Bir insan en doğal eğitim tercihini kendi ailesi, kendi inancına göre yapmak zorundadır. Tek tip bir inanç sistemi var. Laik bir eğitim sistemi. Herkes oraya çocuğunu gönderecek. Herkes onunla eğitecek. Herkes onunla yetiştirecek çocuğunu. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Sen benim çocuğumu veyahut farklı tercihlerde ya bakın komünist bile olsun, sosyalist bile olsun. Adam çocuğunu senin layık bir bireye yetiştirmek için açtığın okula göndermek zorunda değil ya. Ya ben Hristiyan bir bireye yetiştirmek için açılan okula çocuğumu gönderir mi? Yahudi bir bireye yetiştirmek için açılan bir okula gönderir mi çocuğumu? Ki layık bir bireye yetiştirmek için açılan okula çocuğumu göndereyim. Ne saçma sapan bir istek, ne saçma sapan bir talep. Bir defa bu konu hakkında toplum bilinçlenmesi gerekli. Siz çocuğunuzu neye göre yetiştirmek istiyorsunuz? Eğer layık bir bireye yetiştirmek için göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Sorun yok. Sizin kendi tercihiniz. Kendine Müslümanım de, kendine muvahhidim de, Allah birdir de, peygamberi birdir de, Allah'ın kitabı kanun olur. Allah'ın kitabından başka kanun tanımam, anayasa tanımam de. Layık bir bireye yetiştirmek için çocuğunu gönder. Sen kendine Müslümanım dersin. Ama Allah'ın dini sana münafık der. Ulan İslam'ı o kadar eleştirdiniz. Ulan İslam'ın verdiği o kadar özgürlüğü siz bize vermediniz. İslam mahkemelerle alakalı, okulla alakalı. Ya bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a, bir komüniste, bir sosyaliste, bir deiste, bir ateiste çocuğunu İslam için açılan okullara göndereceksin diye insanı zorlamıyor. Böyle bir saçma sapan bir istekte bulunmuyor. Ulan mahkemelerde bile özgürlük veriyor. Ulan diyor ki sen Müslüman değilsen benim mahkememe gelme. Ha benim mahkememe mi gelmek istiyorsun? Allah subhanahu teala diyor ki dilersen onların arasında hükmet. Dilerse aranızda hükmeder. Dilemezse aranızda hükmetmez. Kendi mahkemeni mi açmak istiyorsun? Kendi kanunlarına, kendi kurallarına göre mi muhakeme olmak istiyorsun? Git aç. Ya Allah rızası için. Bugün bu sistemin verdiği özgürlük de ortadadır. Gelinen noktaya bakın toplumsal. Vermediği özgürlük de ortadadır. Ama toplum olarak ya diyorlar bizim ayağımıza taş değmesin ya. Ya bizim evimize huzursuzluk, bunalım gelmesin. Ulan dünya için çektiğiniz, dünya için yaşadığınız onca sıkıntıya bir bakın. Allah'ın dini için yaşayacağınız sıkıntıdan daha mı değerli? Allah'ın dini için çekeceğiniz dertten, çekeceğiniz sıkıntıdan, çekeceğiniz stresten daha mı değerli? Ki Allah size cenneti vaat ediyor. Bugünkü sistem, bugünkü hayatınız, bugünkü düzeniniz size ne vaat ediyor? Şeyda Yılmaz'la alakalı meseleye baktığımız zaman yine suçlunun sistem olduğunu, bu sistemin değişmediği sürece sorunların çözülemeyeceği, polislerin öldürülmeye devam edeceği, askerlerin öldürülmeye devam edeceği ki halen PKK denilen bir uru var. Yıllarca bitiremediler ya. Yani yıllarca bitiremediler. Savaşıyorlar. Sistem bir türlü o kadar diyor ki binlerce şehit verdik. Bugüne kadar 40 binden 50 binden bahsedilebilir bir şehit sayısından bahsediyorlar. Ama PKK denilen ur bitmiyor. Gerçek manada herkes gerçeği az çok biliyor. Ama uygulamaya geldiği zaman herkes safhaya atıyor. Olan bu milletin çoluğuna çocuğuna oluyor. Onların kanı akıyor. Sizin demokratlarınızın, sizin vekillerinizin, sizin bakanlarınızın bir tane doğuda ölen bir askeri var mı? Bir çocuğu var mı? Yok. Ulan niye o zaman bu milletin çocuğu devamlı ölüyor da sizin çocuklarınız ölmüyor? Niye bu milletin kanı akıyor da sizin kanınız akmıyor? Niye
Niye bu milletin evlerine ateş düşüyor da sizin evlerinize ateş düşmüyor? Ulan incelik diye bir kurum kurmuşsunuz, incelik diye bir yapı kurmuşsunuz, Amerikalıları oraya doldurmuşsunuz. Türkiye'de kaç tane Amerika üssü var? Türkiye'de kaç tane İsrail üssü var? Tutuyorlar bir de bu yönetici denilen korkak adam, bir de tutuyor İsrail'i eleştiriyor. Ulan ne kadar korkak adamsın. Onlarca eleştirmene rağmen İsrail kılını kıpırdatmıyor senin için. İsrail ordusundan bir tane asker geriye çevirmiyor. Anlamıyor musun meselenin ne olduğunu? Korkak. Sen hala bugünkü İsrail'in kınamayla, korkutmayla, işte blöfle geri çekileceğini mi zannediyorsun? Ulan adamlar inanmış. Sen neye inanıyorsun? Sen bugüne kadar inandığın inancın gereğini ne zaman yaptın? Eğer inandığın inancın gereğini yapacaksan bir defa bugünkü anayasayla hükmetmemen lazım. Kur'an'la hükmetmen lazım. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmen lazım. Ben bir Müslümanım. Böyle bir sistemle hükmedemem. Böyle bir sistemde bana hükmettin demeniz bana hakarettir. Ben şeref sahibim, ben izzet sahibim demen gerekliydi. Ulan Atatürk ilki ve inkılaplarına yemin ederek meclise girdiniz. Halinde o yemin ortada, bütün vekil girdiği zaman Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaya yemin ederek giriyorsunuz. Ulan Atatürk de bunu koymamış ha. Kenan Evren denilen adam, Kenan Evren denilen yapı onu ortaya koymuş, bırakıp gitmiş. Ya arkadaş, bu kadar faşizm, bu kadar baskı, bu kadar özgürlüğün kısılması, özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına karşın, bir de din özgürlüğü vardır diyorsunuz ya. Bir de özgürlük vardır diyorsunuz ya. Ulan sizin özgürlüğünüz size kalsın. Sizin anladığınız özgürlük de size kalsın. Bizler bizim anladığımız özgürlüğü istiyoruz. Hürriyeti istiyoruz. Bizler o özgürlüğü hayatımıza geçirmek istiyoruz. Sizin saçma sapan uyduruk uyduruk oradan buradan öğrendiğiniz, bulduğunuz, buluşturduğunuz ne idiği belli olmayan zihniyetinizle ortaya koyduğunuz özgürlükleri, kanunları, yasaları, yapıları biz istemiyoruz bir Müslüman olarak. Şimdi tabii Şeyda Yılmaz'la alakalı mesele bitiyor. Bir erkek işte sabaha karşı 5 gibi 6 gibi bir kızı sokak ortasında, yani öpmeye, ona karşı cinsel olarak bir eğilimde, bir eylemde bulunuyor. Ya şimdi diyorsun ki erkeğe bakıyorsun, bir erkek gerçek manada bir başkasının namusuna sokağın ortasında göz koyup ve bunu eyleme dökebilecek bir duruma nasıl gelmesi gerekli? Ya sadece şunu söyleyeyim. Ben sokak ortasında, hepimiz kendimize bunu soralım. Ben sokak ortasında bir kadına göz koyacağım. Onu tenhada yakalayacağım. Ve ona cinsel olarak eğilimde bulunup eylemde bulunmaya çalışacağım. Ben bunu nasıl yapabilirim? Mesela bende ne olmaması ve ne olması gerekli ki ben bu hareketi rahat bir şekilde ya da cesaret bulup korkusuz bir şekilde yapabileyim? Vallahi bunun üzerine sayamayacağımız kadar mesele var. Bunun üzerine sayamayacağımız kadar etken var, etki var. Yani bir insanın psikolojisi nasıl değişir ki böylesi eylemlere, böylesi hareketlere kalkışabilir? Yani bu adam bir defa eğitilmiş. Bu adamı kim eğitti? Bu adam kendisinden habersiz bir şekilde toplum tarafından, çevre tarafından, izledikleri tarafından, gittiği geldiği kişiler tarafından eğitilmiş. Biz farkında olmadan bu toplumun içerisinde, bu ortamların içerisinde eğer tepkimizi, haddimizi, hududumuzu, sınırlarımızı koymaz isek eğitiliriz birileri tarafından. Bu toplumda böyle eğitilmiş nice insan var. Ha, tacizlik konusunda eğitilmiş, katil konusunda eğitilmiş, şerefsiz konusunda eğitilmiş. Birçok kategori açabilirsiniz bu konu hakkında eğitilmişler olarak. İslam'ın bu konu hakkındaki hükmü nedir? Ben İslam'ın bu konu hakkındaki hükmünden önce diyorum ki eğer İslam olmuş olsaydı bu adam bu tacizi yapmayacaktı. Eğer İslami bir sistem olmuş olsaydı bırakın o insanı. O bulunan bölge, o bulunan belde, o bulunan şehir bile değişecektir. İslam'a göre böyle bir taciz uygulayan kişi öldürülecek. Halen bu adamları alıyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Ulan ben hapiste olsam, yani affedersin ama farklı bir suçtan girmiş olsam bile böyle bir şerefsizle aynı odada bulunmayı bile istemem. Yani hem içeridekilere zulmediyorsunuz, hem dışarıdakilere zulmediyorsunuz. Öyle bir sistem ki iki tarafı da diken, iki tarafı da mızrak, iki tarafı da bıçak. Benim yanımda böyle bir insanın bulunmasını istemem. Ya aynı koğuşta o insanla nefes almayı, nefes solumayı istemem. Aynı oksijeni paylaşmayı istemem ya. Bırakın yemeği paylaşmayı. Şimdi siz böyle bir durumda adamı içeriye atıyorsunuz. Bir de içerinin yasaları var, kanunları var. Adam neyden gelmiş? Kızına cinsel tacizde bulunmuş. 8 yaşından tutmuş 15 yaşına, 16 yaşına kadar cinsel ilişkide bulunmuş. Çocuğu olmuş. Ondan sonra o çocuğunu da sahiplenmiş. İkisi de benimdir demiş. Şimdi bu adamı içeride ne yapacaklar? İslam dininde bir kişi mahremiyle ilişkiye girmiş ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla öldürülmesi gereklidir. Bu adamı niye içeriye atıyorsunuz? Niye insanlara yük ediyorsunuz? Niye insanların psikolojisiyle bu kadar oynuyorsunuz? Ya insanların zaten hapishanedeki derdi vardır, sıkıntısı vardır, özlemi vardır. Kavuşmak istedikleri vardır. Eksik bıraktığı, yarım bırakıp da içeriye girdiği meseleler vardır. Ya bir de bunu mu yük edeceksiniz insanlara? Ha içeride adamı öldürdünüz. Sistem diyor ki öldürmeyecektir. Gel. Ne kadardı senin cezan? 5 yıl. 15 yıl. Senin sabıkan neydi? Şu. Ha bir de cinayet. Sistem toplumu ıslaha yönelik değil. Sistem toplumu ifsada yönelik çalışıyor. Hapishaneler kuruyorsunuz. Gardiyanlar atıyorsunuz. Asker alımını çoğaltıyorsunuz. Ya bu güvenlik midir? Zahiren baktığımız zaman evet güvenliği sağlıyor gibi. Ama aslında içeriğine baktığınız zaman güvenli olmayan bir toplumun, yani güven konusunda, emniyet konusunda sorun yaşayan bir toplumun polisini ve askerini çoğaltmasıdır. Başka bir şey değil.
İslam toplumunda hapishaneler bu kadar olmaz. Benim inandığım sistem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tatbik oldu. Böyle şeriatı biraz benimsemiş de hayatına geçirmiş Osmanlı'ya bakın. Veyahut bugün Suudi Arabistan'ı beğenmesek dahi yahu hiç değilse İslami bir sistemi bir kısmını hayatına geçirmiş ve toplumun refah düzeyine bak. Yani demek ki sorunlardan kurtulabilmemiz için bu sistemden öncelikle kurtulmamız gerekli olduğunu bilmemiz gerekli. Yok bu sistemin iyisiyle kötüsüyle ağamdır paşamdır deyip başımızın üstünde tutacaksak ben diyorum ki Rabbim bütün bu sistemin sorunlarını, şerrini, sıkıntısını öncelikle bu sistemi ayakta tutmak isteyen, bu sistemi destekleyen, bu sistemi benimseyen ne kadar kişi var ise önce onlara yaşar. Rabbim Müslümanların mallarını, Müslümanların canlarını, Müslümanların namuslarını emniyette kıl. El-Mü'min isminle, Es-Selam isminle, El-Hafız isminle bizleri muhafaza et, emniyette kıl, selamette kıl diyor. Tabi bunların akabinde bütün Türkiye'yi tam manasıyla böyle sarsan bir haber duyduk. Dediler ki birisi Sur'da işte kız arkadaşının kafasını kesti, annesinin önüne fırlattı. Annesinin işte o an o çocuğunun kesilen kafasını görüp ağladığı videolar falan başladı yayılmaya. Tabi haber bültenlerinde her zamanki klişe açıklamalar. Filan kişi filan kişiyi kesti, doğradı, parçaladı. Kız arkadaşıymış, şöyle gelmiş, böyle gitmiş. İşte kız arkadaşı da o konuda istekliymiş. Aynı tarikata üyelermiş. İşte satanistlermiş. Her zaman çocukluğumuzdan beri aynı şeyi yaptılar. Bizlere öncelikle bir haber ortaya koyarlar. O haber aslında bir sonuçtur. O haber bir sonuçtur. Bizlere kaynağını asla ve asla anlatmazlar. Bu adam nasıl bu hale geldi? Mesela bir psikolog olarak, bugünkü psikologlar bile maalesef taraflı. Yani ya da bugünkü sosyologlar bile taraflı. Adamlar sosyolog olmuşlar ama toplumu ele alıyorlar. Toplumun üzerinde etki olan sistemi ele almıyorlar. Psikologlar insanları anlamaya çalışıyorlar. İnsanların bulunduğu duruma, düştükleri duruma anlamaya çalışıyorlar. Ama o insanı o duruma getiren sistemi anlamak istemiyorlar. Bu aynı şuna benzer. Bir insan örnek söyleyeyim gözümüzün önünde bir kadına tecavüz ediyor. Bir insan gözümüzün önünde bir adamı öldürüyor. Bir insan gözümüzün önünde en pislik işkenceleri falan çocuğa filan kediye hayvana yapıyor. Diyoruz ki ah bak bu adam bunu yapıyor diyoruz. Bu adamın niçin bu hale geldiğini, bu adamın niçin bu kadar şuursuz, basiretsiz, ferasetsiz bir hayvandan daha aşağı hareket ettiğini anlamaya çalışmıyoruz. Diyoruz ki bu adam bunu yaptı. İşte biz de Müslümanlar da diyoruz ki bu adam bunu yaptıdan önce bu adamı bu hale kim getirdi dememiz gerekli. Bakın ne kadar araştırma yaparsanız yapın. Her bir şeyin arkasında, her bir sebebin arkasında bir kaynak göreceksiniz. O da sistem. Ya en basitinden şunu düşünün. Bugün Türkiye'de içki yasaklanmış olsa, ya sokakta kaç tane alkolik, kaç tane içki içip de eşini döven bir haber duyabiliriz. İçki içip arabasına binip falan kişi öldürmüş haberini duyabiliriz. Kaç kişi? Bu ülkede genel evleri olmasa, bu ülkede zina meşru olmasa, pornografiler, müstehcen diziler, filmler yasak olsa, kaç tane filan kişi filan kişi ile ilişkiye girdi, filan kişi çocuğuyla ilişkiye girdi, filan kişi filan kişiye tecavüz etti duyabiliriz. Bütün hepsinin öncesinde de diyoruz ki bu insanlara da güzel bir eğitim verilirse, kendilerini yaratan Rablerini tanıtılırsa, niçin yaratıldıkları bildirilirse, öğretilirse, kendi şereflerini, kendi izzetlerini kendilerine teslim edilirse, bu insanların acaba bulunduğu konumu, durumu nasıl görebiliriz? Sizler o gün o adamın hani falan kişiyi öldüren, işte Şeyda Yılmaz'ı öldüren o kişiyi, işte filan kişiye taciz eden o kişiyi, Narin'i öldüren o amcasını hayır yapan, insanlar arasında iyilikle koşuşturan, insanlara arasında hayrı dağıtan bir insan olarak görebilirsiniz. Yani toplumu şekillendirmek eğer çok zor olduğunu düşünüyorsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakın. Mekkeli müşriklerin o pislik hayatından onları kurtaran İslam'dı. Onları kurtaran İslami eğitimdi, İslami sistemdi, İslami inançtı. Bugün bizim bulunduğumuz duruma ise İslamsızlığımız, İslam'dan uzak oluşumuz, İslam'ı terk ettiğimizden dolayı, hak olan o dini terk ettiğimizden dolayı biz bu durumdayız. Şimdi ben diyorum ki bugün liselere gidip inceleyin. Bugün ortaokulları, hatta ilkokulları gidip inceleyin. Bakın 10 yaşında, 11 yaşında kız çocuklarının bir ortamından geçiyorum ve o kız çocuklarının ağzından çıkan küfürler birbirlerinin annelerine küfretmek oluyor. 7-8 yaşındaki çocukların ağzında küfürlerin ve bu küfürlerin gerçekten normal olmayan küfürlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu küfürleri okulda öğrettiklerini düşünmüyorum. Bu küfürleri sosyal medyadan beslenen ya da çevresinden beslenen, örflerinden, adetlerinden beslenen aile bireylerinin çocuklarının yanında söylediklerini ya da çocuklarına severek, benimseterek söylettiklerini düşünüyor. Tamam, ben çocuğumu okula göndereceğim. Çocuğumu yıllarca sevmişim, merhamet etmişim, korumaya çalışmışım. Ahlaklı bir çocuk ol, iyi bir çocuk ol, insanlara karşı şöyle davran, insanların hakkını şöyle gözet diye eğitmişim. Bu okullara o şahsın ağzı bozuk yetiştirdiği, ahlaksız olarak yetiştirdiği bir çocuğu da gönderdiğimizi düşünelim. Ben de oraya okula o çocuğumu gönderiyorum. Şimdi Allah rızası için burada benim çocuğum nasıl korunacak? Burada benim çocuğum nasıl muhafaza edilecek?
Onca zaman verdiğim emeğin karşılığı bu mu olacak? Şimdi demek istediğim şey şu. Bizler bizim başımızdaki sisteme, bizlere kim ne öğretiyor ise, bizlere ne kim önümüze ne koyuyor ise ve ne koymuyor ise. Çünkü insanın önüne bazen sınır konulur, bazen sınır konulmaz. Yani hayırda sınır koymayacaksın ama şerde sınır koyacaksın. Hayırda sınır koymuş, şerde sınır koymamış bir ailenin, bir üyesinin benim çocuğumla bir araya gelmesini istemem. Ama bugünkü sistem maalesef bu tür şeyleri tam manasıyla göz ardı ediyor. Tam manasıyla yetişme konusunda, yetiştirme konusunda o kadar çarpık, o kadar toplumun ramına, namına değil, ramına eğitimler veriyor ki o çocuklar, farklı farklı çocukların ideolojisi, farklı farklı çocukların inancıyla yetişen, yani bir ailenin, bir babanın, örnek söyleyeyim adam ateist, çocuğunu da öyle yetiştirmiş ya da adam ihmalkar, çocuklarını yetiştirmemiş. Şimdi öyle insanların çocuğu ile benim çocuğum gidiyorlar lisede, karşı karşıyalar, aynı masadalar, aynı sınıftalar, birbirlerini benden, eşimden daha fazla görüyorlar, benden daha fazla onunla konuşuyorlar. Şimdi Allah rızası için açık değil mi? Benim çocuğumu istediğim kadar eğiteyim. Çocuğum kendisine yakın olarak gördüğü, kendisine dostane gördüğü bir kişinin görüşlerinden, fikirlerinden etkilenebilir. Peki bunlara nasıl mani olunacak? Siz layık bir bireyi yetiştirmek için açtığınız okullara bütün saçma sapan görüşleri, fikirleri, bütün pislik inanca sahip olan, bütün küfür, kafirlik inancına sahip olan, bütün insanlığı ifsad edecek inanca sahip olan insanları alıp orada cem ederseniz işte böylesi şeyler kaçınılmaz olur. O kız çocuğuyla sen o erkek çocuğunu bir araya getirmişsin. Bir defa erkeklik fıtratında ve kadınlık fıtratındaki iki tane hormon var değil mi? Yani ikisi birbirine karşı ilgi duyabilecek bir durumda yaratılmış. Yani bugün bazıları işte ya bağnazsınız, işte yobazsınız diyenler var ya, ben diyorum ki siz erkek değilsiniz. Sizler demek ki erkek değilsiniz ki bir kadına his bile duymuyorsunuz. Bir kadın gördüğünüz zaman artık eşinize yanaşabiliyor musunuz? Eşinizle ilişki durumunuz, cinsel durumunuz nedir onu ben ilgilendirmiyor ama bu söylediğiniz sözlerden dolayı muhtemelen bir erkekle evlisiniz. Yani sizler kadınlara eğer ilgi duyulmayacağını, eğer bir erkekle bir kızın, hele ki ergen dediğimiz cinsel duyguların en yoğun yaşanabileceği zamanda bir erkeği, bir kadını aynı sınıfa, hatta aynı masaya koyarsanız o okuldan mezun olan öğrencilerin kapasitesi ortadadır. Şimdi örnek söylüyorum, bir erkekle bir kız aynı sınıfta ya da aynı masada bir ders anlatıldığı zaman aralarında bir ilişki, ister istemez görsel temas, ister istemez farklı eylemler, farklı hal ve hareketler oluşmuyor mu? Şimdi bu adamdan sen nasıl dersi tam manasıyla dinlemesini istersin? Bu kızdan nasıl tam manasıyla dersi dinlemesini istersin ey öğretmen? Yani sorun belli ama çözüm yasak. Sorun ortada ama o ölüyü, o cenazeyi kaldırmak yasak. Semih denilen sapığın haberini yapıyorsunuz. Niye? Filan kızı öldürdü, filan kadını öldürdü. Onu siz öldürdünüz. Onu sizin sisteminiz, sizin oluşturduğunuz düzen öldürdü. Onu sizin yanlışlarınız öldürdü. Onu sizin hatalarınız öldürdü. Ama bunları eleştirdiğimiz zaman ise bunları eleştirenleri bu sefer içeriye tıkıyorsunuz, içeriye atıyorsunuz. Diyorsunuz ki siz halkı kin ve düşmanlığa teşvik ediyorsunuz. Yani halkı uyandırıyorsunuz demiyorsunuz da halkı kin ve düşmanlığa teşvik ediyorsunuz. Şimdi soruyorum, halk acaba kim kin ve nefrete, kim şerefsizliğe, kim ucubeliğe, kim adiliğe teşvik ediyor? Kim kim karısıyla ilişkiye teşvik ediyor? Kim kimi soymaya, kim kimin arkasından gıybete, kim kimin arkasından dedikoduya, kim kimin arkasından farklı farklı yalan dolan işler çevirmeye teşvik ediyor? Bunu sizin sisteminiz teşvik ediyor. Ben yine söylüyorum, bu toprak, bu vatan Müslümanların vatanıdır. Rabbimiz Allah yaratmıştır ve Allah'ın dediği olmalıdır. Sizler bunu yaparsanız ne âlâ. Yok yapmazsanız bizler bugün elimizden geldiğince sizlere anlatacağız. Elimizden geldiğince hakkı ortaya koyacağız. Allah subhanahu ve teala'nın da hükmünü bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Topluma da şunu söyleriz. Bugün gördüğünüz o ana haber bültenlerindeki bütün sorunları sisteme havale edin. Sizler çözmeye çalışmayın. Eğer kendinizde Müslüman diyor iseniz. Sizin sisteminiz bunları oluşturdu. Siz gelip çözeceksiniz diyeceksiniz. Sizin sisteminiz bu olayları, bu toplumu ortaya koydu. Sizin sisteminiz gelsin bu meseleleri çözsün diyeceksiniz. Ve o sistem size polis gönderdiğinde, size asker gönderdiğinde, sizin yaralarınızı sarması için belli başlı memurlar gönderdiğinde diyeceksiniz ki öldüren sistem, yaralayan sistem, beni mahveden sistemken aynı şekilde de teselli eden siz olamazsınız. Sizler ancak memurlarınızı özür dilemek için göndermekle mükellefsiniz. Bizler bu haltı yedik, bizler bu hatayı yaptık, bizler bu yanlışı yaptık. Sizlerden özür diliyoruz diye göndermeniz gerekli memurlarınızı. Sözlerimi son olarak şöyle Allah'ın izniyle bitirmek istiyorum. Bütün Müslümanlara şunu söylemek istiyorum. Gerçek manada bu dine sahip olduğunuzdan dolayı Allah'a hamd edin. Allah'a şükredin. Allah subhanahu ve teala'yı tekbir edin. Allah'ı tenzih edin. Allah'ı yüceltin. Gerçek manada böyle bir toplumun içerisinde bulunmadığınızdan, böyle bir toplumun düşüncesine sahip olmadığınızdan, böyle bir sistemi benimsemediğinizden dolayı Allah subhanahu ve teala'ya şükür secdesi yapın. Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerini anın. Allah subhanahu ve teala'nın üzerimizde bulunan bu nimetini tanıyın. Allah subhanahu ve teala müşriklerden bahsederken onlar Allah'ın kadrini bilemediler diyor. Bizler Rabbimizin kadrini bilelim.
Allah'ın değerini bilelim. Allah subhanahu wa ta'ala bizlere bu fasık, bu facir, bu mücrim sistem ve müntesipleri olan, ona bağlı kalan toplumdan her zaman ve her zaman uzak etsin. Her zaman ve her zaman ideolojilerinden, fikirlerinden, görüşlerinden, konumlarından Rabbim bizleri muhafaza etsin. Allah subhanahu wa ta'ala dünya hayatı kendisini aldatan kimselerden bizleri kılmasın. Allah subhanahu wa ta'ala bizlere rahmet etsin ve her birimizi cennetinde bir muvahhid olarak toplasın, buluştursun, kavuştursun. Zaten görüyoruz Allahsız olanların, Allah'ın dinine değer vermeyenlerin, kendi Rabbinin değerini bilmeyenlerin neler yaptığını, Rabbimizin değerini bilelim. Onun bize şu kattığı ve bugün bu konuştuklarımıza sebebiyet verebileceği dinin kadrini, değerini bilip hayatımıza geçirip ve takva konusunda da birbirimizle Allah rızası için yarışalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.